Herkese merhaba. Abi YouTube algoritmasına göre izleyenlerin %25'i ilk 30 saniyede gidiyor. Bize acil manşetlik bir şey söylemen lazım. Abi programın bir yerinde aylık %300 faiz getiren bir fondan bahsedeceğim. Yatırım tavsiyesi vereceğim. İzleyenler hiçbir yerde terk etmemeli yayını bence. Bu arada son programdan önceki soruya da cevap vermiş oldum. Evet. Çekingenlik var mı? Yok. Ha, yok yok. Aynen. Yani full, herkese ateş gidiyoruz. Bir ben yerde... Beni çok rahatlattın şu an. Ben çok stresliydim. Şu an hiç değilim. Ben bir tek şeyde stresli oluyorum. Bazen PTT'den mesaj geliyor. Kısa mesaj. İşte bilmem nereden bir postanız alınmıştır. Yani bir devlet kurumu yazıyor. Mesela evet. Diyorum ki yani galiba oraya geldik yani artık yavaştan davalarım başladı. İşte dünyanın Messi'ye bir kupa borcu var. E tamam ödedik. Kupayı aldı. Şimdi altın ayakkabı borcu var dünyanın. Ya dünyanın Messi'ye borcu bitmiyor abi. Sürekli faiz biniyor. Bankalar birbiriyle kulüplerin anlaşması gibi sürekli faiz ödüyoruz Messi'ye. Ali Koç Napoli kulübüne ya ben size alttan işte 200 bin tane buzdolabı vereyim. Siz de Elif Elmas'ı alın demiyor. Ama menajerlerle doğru ilişkileri kurarsan Elif Elmas'ı Napoli'ye de yollarsın. Bir sene önce Feyenoord'da parlamış Szymański'yi sen çekersin. Tadici uçağa binecekken sen ikna edersin. Ali Koç'un Fenerbahçe'de yaptığı en doğru iş aslında bu menajer ilişkilerinin doğrusu. Ne yaparsın 1 milyon euro ile istedim? Ne yapmazsın? Her şeyi yapabilirim. Ne yapıyorsa onu yaparım. Hayır. Hayır şöyle. Herif zaten dedi ki ya bu herif dedi çıkıştan girdi. Arabadan lüks bir araba değil. Yani ortalama altı bir araba. Biraz da böyle beni süzdü. İşte yağmuru süzdü falan. Kapalı dedi ya. Şu an dedi kapalıyız dedi. Tamam mı? Kapalıyız dedi. Biz yağmurla çok üzüldük tamam mı? Dedik ki ya şans ya. Bu kadar da yol geldik. Çünkü 1,5 saattir yoldayız. Biz İstanbul'da yaşıyorduk. Buraya gelmek için 1,5 saat yol geldik. Sizden Beşiktaş tarihinin en kötü 11'ini dizmemizi isteyeceğiz. Hasan Arda Kaşıkçı ile beraberiz. Cem Bendan partnerim yanımda. İlk olarak küçük konularla gireceğiz. Hayırlı olsun öncelikle. Fernando Santos transferi. Benle ilgili bir şey. Bana bir hayırlı. Evlilik haberi yok. Vallahi abi güzel oldu ya. Eyüp maçında şeyi gösterdi. Yani beyler ben böyle harala gürele pres, işte sağlı sollu orta hücum takımı değilim. Ben kontrollü bir oyun istiyorum. Kontrollü oynayacağız. Hiç öyle bir aşırı bir pres yapmayacağız. Arkada açık vermeyeceğiz. Aynen. Cibi adam olduğunu bence gösterdi. Öne yetenekli bireysel anlamda üretilebilen adamlar attığın sürece savunma hocasıyla çalışmanın Süper Lig'de bir dezavantaj getireceğini düşünmüyorum. Tam tersi. Doğru bence de. Zaten savunma, yani iki taraftan birinde açık vereceksin ekonomi gereği. Özellikle Beşiktaş'san. Hani Galatasaray Fenerbahçe daha her tarafı uygun kadrola kuruyorlar ama Beşiktaş belli ki bir yerlerden defolu kadro kuracak bu takımlarla yarışabilmek için. Defoları savunmadan vereyim, savunma futbolu oynayayım, öne kalitelileri alalım. Önde onlar bitirsin, arkada benim taktiğimle biz oraları toparlarız fikri bana çok uzak gelmiyor, mantıklı buluyorum yani. Evet, güzel bir karışım gibi geliyor kulağa. Peki son Dünya Kupası'na gelecek olursak, orada tabii polemiklerle gündeme geldi, Ronaldo'yla yaşadı. Orada aklı buldun mu mesela Fernando Santos'u? Ben Ronaldo'cuyum, o dönemler sinirlenmiştim. Açıklamalarımdan dolayı özür diliyorum. Hocanın bir bildiği varmış. Gelince anladım. Ya şakası bir yana ben yani Ronaldo'nun öyle hikayesinin öyle bitmesi çok kötü. Ya o hikayedeki kötü adam olmasını sinirlendim orada. Yani bırak oynasaydı bari adam. O halde onu görmek çok üzdü ki o Ronaldo o Dünya Kupası'ndan sonra 2023 yılında 60 küsür gol attı. Arap Ligi'nde olmasına rağmen ya Manchester United'dan falan fazla gol attı. Bir takvim yılı içerisinde. Mesela demek ki adamın içinde de hala var. Ben ama Ronaldo Messi'nin son Dünya Kupası işinin tamamen o Katar'daki boykotların bitmesi için uydurulmuş bir şey olduğunu inanıyorum. Ya bence ikisi de bir Dünya Kupası daha oynayacak. Yani hatta ikisi de bence Amerika'daki Dünya Kupası'nda futbolu bırakacaklar diye düşünüyorum. İkinci konumuza geçebiliriz. O da Icardi nerede sorusu. Nerede sizce? Son dönemlerde. Icardi uçağa bindi. Bugün uçakta evet. Dün hazırlandı bu soru. Bugün uçakta. Vallahi abi şimdi şöyle. Tuhaf bir çalışma saatleri var. Yani esnek çalışma saatlerine göre anlaşılmış galiba. Şöyle bir durum var. Eğer oynadığı dönem bildiğimiz gibi bir Icardi'lik yapacaksa ya abi ben bir ay bir buçuk ay kaçsam olur mu size de yani ben bu bir ay bir buçuk ay bir eşimle Brezilya Meksika gezsem de eşimle de hafif bir rahatsızlık var biraz kafamızı toplasak öyle gelsem olmaz mı dese mesela ben de kulüp mühendisi olsam hayır
çıkacaksın burada itmana, sabah 9'da burada ol der miyim Icardi'ye? Çok da derim gibi gelmiyor yani. Ona güveniyorsam eğer, döndüğünde vereceklerine inanıyorsam herhalde çok da yani böyle bana ne demek tatil falan yapacağımı düşünmüyorum. Galatasaray'ın da artık motivasyonu alması lazım. Mesela deplasmanda Trabzon'u yenip böyle bir arkadan bir gazı alıp gitmesi lazım gibi geliyor. Oralarda Icardi'siz çıkmaması lazımdı. Herhalde bu gece şu an uçakta şu galiba. Şu an uçakta. Uçağı şu an uçakta, yarın itmana çıkacak. Herhalde Trabzon maçında böyle sonradan atmalı falan bir dönüş geliyor. Ya bir de geçen sene şey oldu ya, bir gönderildi böyle. Bir Okan Hoca sen bir git, bir havan değişsin, geri gel dedi. Geldiğinde fırtına gibi geldi hakikaten. Evet. Adam o, hele ki o dönüşten sonra esas her maçta 3'er 4'er atmaya başladı, abartıyorum da. O dönüşten sonra bambaşka bir moda açtı adam. Fedon gibi demek yani. O seviyor sahil işi, güneşlenme evet. işi. O öyle bir hayat. İnsanlar kendine biraz buna güveniyor şu anda. Yine gelecek ve o modu açacak evet, diye. Evet. O mod açılmazsa eğer bence yavaş yavaş hava bozar. Tabii tabii. O mod açılmazsa Galatasaray'da çok büyük sıkıntı. Yani. Geçen seneki Icardi mi tercih edersiniz yoksa bu seneki Zeko'yu mu? Geçen seneki Icardi'yi bence kolay kolay kimse hiç kimseye tercih etmez. Yani sadece bir takımın santrıforu, golcüsü falan değildi yani. Bayağı şu an Türkiye'deki çoğu çocuğun Galatasaraylı olma ya da işte Spotify'da Simge'nin şarkısının en çok dinlenen şarkı olma sebebi yani ikon bir yandan herif. Yani Türkiye'deki çok az ikon futbol karakterinden biri yabancı gelip de burada bir senede. Mesela ben Mario Gomez'i de hatırlıyorum. Mario Gomez de o sene Beşiktaş'a inanılmaz şeyler vermişti. Ama geçen sene Icardi'nin yaptığı, bir de sonra da yazın devam etmesiyle acayip bir süreç yani. Normal değil yani. Çocuklar okulda işte şarkı çalıyor. Okul zil teneffüs zili olmuş. Şey, aşkın olayım. Hepsi kulaklara böyle yapıyorlar. Evet. Yani çok acayip bir ikon yani. Son konumuza geçiyoruz. Aslında biraz Messi'den de bahsettik. Messi biliyorsunuz The Best ödülünü kazandı ve tartışmalar beraberinde geldi. Zaten ne zaman Messi bir ödül kazansa bir tartışmaya sebep oluyor. Ballon d'Or'da da aynısı olmuştu. Kesinlikle, evet. Sizce hak etti mi yoksa siz kime verirdiniz? Yani tabii ki hak etmedi de. Neden? 2023 yılında ne yaptı ki abi Messi? 2022 sonunda aldı Dünya Kupası'nı. 2023 yılında Messi Acun Ilıcalı kadar falan futbol oynamadı ya. Acun Ilıcalı çok daha fazla futbola... Yani 2023 yılında Acun Ilıcalı Messi'den çok daha fazla futbola kafa yormuştur. Hiçbir şey yapmadı. Yani sadece bir de bu ödül tam şaklabanlık ödülü. Futbolcular veriyormuş bunu. Ya abicim futbolculara niye soruyorsunuz böyle bir şey? Yani futbolcular niye ödül veriyor? Bu da çok şaklabanlı. Yani bence şöyle bir şey var. Millete sorduklarında Messi ne yaptı ki diye Dünya Kupası'nı aldı diyorlar. Abi Dünya Kupası için geçen sene verdiler bu ödülü. Zaten geçen sene adam bu yüzden aldı yani. Golden Globe'u bile aldı Dünya Kupası aldı. Daha bu sene bir daha bu herife niye ödül veriliyor? Yani kaç sene daha Ömer Seyfettin'in diyet romanı gibi, yani kaç sene ödeyeceğiz bu adamın Dünya Kupası'nı almasını bu adama dünya olarak? Abi bir de Dünya Kupası'nda şey vardı. Dünya Kupası'nı izliyoruz. İşte dünyanın Messi'ye bir kupa borcu var. E tamam ödedik. Kupayı aldı. Şimdi altın ayakkabı borcu var dünyanın. Ya dünyanın Messi'ye borcu bitmiyor abi. Sürekli bir faiz biniyor. Bankalar birbiriyle kulüplerin anlaşması gibi sürekli faiz ödüyoruz Messi'ye. Ya bitsin artık Messi'ye borç ya. Peki şimdiki bölümümüzde daha genel konulara gireceğiz. Özellikle Suudi Arabistan'da oynanan 4-1 biten Real Madrid-Barcelona maçı, Süper Kupa maçı. Yani Real Madrid'e karşı Xavi... Yani savunmayı o kadar önde kurmuş. Arkada iki tane fişek gibi herif var. Yani Vinicius Junior bugün hakikaten bir 6 ay 8 ay atletizme kafa yorsa 200 metrede falan yarışabilecek bir adam. Evet. Onun gibi bir adama karşı Rodrigo da öyle. Savunmayı öne çekmiş inanılmaz. Yani o kadar akıl tutulmasa ya, adam tabii dalga geçti yani. Müthiş de bir oyuncu zaten. Aslında bu konuyu açma sebebimiz tabii bizim kupa. Evet. Kulüplerin açıklaması bana şunu gösteriyor. Demek ki hiçbir sorun yok. Bizimkiler öyle bir esti geldi. Yani öyle geliyor bana. Ali Koç aslında bir açıklama yaptı. Ali Koç'un sonradan. Sonradan evet. Habertürk'te yaptığı. Tamam, orada bir şeyler anlatıyor. Çok yeterli değil. Galatasaray o kadar da yapmadı. Yani benim kafamda soru işaretleri kaldı şimdi. Kaldı abi. Abi buralarda problem ne biliyor musun? Buralarda problem bir kurumu yönetsin diye bir adam seçiyorsun. Bu bütün kurumlarda böyle bir şey var. Bir adam seçiyorsun. Mesela ben gidiyorum işte Hasan'ı seçiyorsun buraya. Sen bir kuruma bir adam seçerken o adamın ilk hangi özelliğine bakarsın? Yani o pozisyona layık olup olmadığını. Tamam. Öyle bir şeye bakılmıyor. İlk şuna bakılıyor. Ya biz bu adamı gece 2'de arasak, bir yarım saat azarlasak, yarım saat sonra telefonu tamam efendim diye kapar mı? Çünkü evet. Ya da telefonumuzu kapatıp sabah 9'da arayıp efendim beni gece 2'de aramışsınız, beni bir daha gece 2'de rahatsız etmeyin, ben evli barklı adamım mı der. Bütün kurumlara atanan adamlarda bakılan bir numaralı özellik bu.
Çünkü başa eğme yani. Başa eğik adam aranıyor. Başa eğik adam da kimdir? Geçmişten bagajı olan adam aranıyor. Hı-hı. Yani bak sen bizim öyle çok telefonları açmazsan, hı-hı, bir gün seni Cumhuriyet Başsavcılığından arayan olur. Onu açmak zorunda kalırsın kardeşim. En iyisi sen bizim telefonlarımızı aç. İyiymişsek. Yani biz seni doğru yolu bulmuş kardeşlerimizden kabul ediyoruz, bir adam bulman lazım. Evet, anladım. Atamalarda dikkat ettiğin hususlar bunlar olduğu zaman başına her zaman yönetilemeyen böyle krizler çıkacak. Bu hep böyle olacak. Yani öyle bir yere gidiyorsun ki maç yapmaya. İşte İspanyollar da gitti. Evet. Toni Kroos Suudi Arabistan'a giden genç bir futbolcuyu eleştirdi diye bütün maç Toni Kroos ıslıklanıyor. İki maçta da ıslanıyor. Ve adamlarda bile şöyle bir hırs var. Herifler inanılmaz hırslı. Ben mesela Toni Kroos ne keyif alıyordur bu işten yazdım. Tweet attım. Hani böyle ıslıklanma benim hoşuma gider yani. 50 bin kişi ıslıklansa hoşuma gider yani. Tabii canım, Toni Kroos'un da hoşuna daha gibi bir coşarım gibi geliyor tabii yani. Toni Kroos umurunda değil. Hani böyle duymuyorum falan yaparım. Ya bir ses gelmiyor derim. Ya efendi bir herif o. Böyle bir sinek tutuyormuş gibi yaparım. Hani sinek vızıldıyor gibi. Daha da coştururum yani. Üstüme de bir şey atılmasını sağlarım. Bir tane Suudi Arabistanlı Toni Kroos yazıp aratıyor. Ve o tweetin altına Arapça "o da hak ediyor" yazıyor. Ne diyeyim? Arapça. Ve adamın profiline girdim. Toni Kroos yazan herkese "o da hak ediyor" yazmış. Buna uğraşmış ya. Yani. İnanılmaz hırslı herifler ya. Ama Arabistan'ın hep Twitter trolleri dediğimiz şeyler çok meşhurdur. Öyle yani mi? Hükümetin öyle de mi desteğiyle kurulmuş bir troll çetesi var. Şimdi uluslararası diplomatik kriz çıkarmayalım ama öyle bir hacker grupları orada var. Orada niye öyle bir şey ihtiyaç var ki? Seçim yok ki. Orada ne yapıyorlar onlar? Yok, genel uluslararası kamuoyunu etkilemek yani uluslararası üzere. Uluslararası onlar oynuyorlar. Ha. Mesela şimdi Kroos bu kadar tepki gelince bir daha bir tepki göstermeye çekinebilir bir sonraki maç için. Umarım çekinmez. Gibi. Kroos zaten bir tane hemen ilk maçtan sonra story attılar ya ona. Çok yani keyifli bir maçtı falan filan. Hemen bir Kroos'a da başımıza bir şey gelmese şimdi ülkeden mi çıkartmayacaklar dememiştir herhalde. Orada ama çünkü öyle vukuatlar da var. Hani gidip de oraya bir Amerikan Güreşi Olimpik Federasyonu galiba. Uçaklar kalkmıyor bilmem ne. Evet, arıza var diyorlar. Arıza var falan. Abi her şey olur. Oralarda ben o yüzden mesela orada yapılan itidalli açıklamalara Galatasaray Fenerbahçe açısından kesinlikle mantıklı buldum. Kesinlikle. Çünkü her şey olur orada. Hatta adam başına her şey gelir. Muhtemelen baskı altında yapıldı o açıklamalar. Tabii tabii. Zaten. Hazır konu federasyondan açılmışken yine federasyonu aslında ilgilendiren bir konu FIFA'nın Türk takımlarına verdiği cezalar. Şimdi tabii bunlar her gün değişiyor. Bugün evet, hangisi açıldı kapandı falan saat saat değiştiği için günün şartlarını bilmiyorum ama yani Samsun kurtardı benim. Samsun adım, kurtardı. Adana Demir kurtardı. Ankara Gücü kurtarıyor gibi diğerleri duruyor. Aslında buradan yola çıkarak gene Financial Fair Play'i de biraz değerlendirmenizi istiyorum. Ya istedim. Financial Fair Play de çok şarlatanlık. Ya bu UEFA'nın FIFA'nın, ben şöyle söyleyeyim, UEFA'nın FIFA'nın içinde olduğu her şeyde muhteşem bir şarlatanlık var. Hepsine karşıyım yani. Bütün organizasyon, bütün verdikleri kararlara karşıyım. Abi ama şöyle de yani orada PSG, City bu kurallara uyuyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Onların para harcamaları gayet normal. Yani limit patlıyor Ankara Gücü'ne, Samsun'a. İşte gerçi bunlar şeyden ceza yiyorlar. Yani. FIFA'dan, borçlardan. Bu Financial Fair Play şarlatanlık da bunların ceza yeme şeyi şu. Adama söz vermiş, 300 bin dolar ödeme var demiş. Ödememiş. Mesela herif bunu dava ediyor. O zaman transfer yapma bu adamın parasını ödene kadar. O mantıklı. Ama o Financial Fair Play'ler, Mail Play'ler. Yani her sene Beşiktaş'a açıklama yapıyorlar. İşte 8-10 tane kulüp var Beşiktaş'ta var. Ya sizin hesaplarda da arıza var. Bak dikkatli olun ha. Seneye aman diyeyim ceza olabilir. Her sene böyle bir tehdit. Her sene Beşiktaş kulübünden şöyle bir açıklama geliyor. Financial Fair Play kurallarına bu sene de uyduk çok şükür gibi açıklama geliyor. Ya kardeşim bu City hiç mi uymuyor bunlara? Yani bu kadar maaş ödüyorlar. Manchester United hiç mi sıkıntıya uğramıyor? PSG hep mi çok iyi? Ben buna hiç anlam veremiyorum. Bir İtalyan kulüplerine kafayı takmışlar. Arada Milan falan ceza yiyor. Bir de bizimkiler yiyor. Başka kimse ceza yediği falan yok. Manchester United'a bir 250 bin euro vermişler geçen. Öyle bir öyle. Of. Zorlar ama. zor bir uykuymuştur Manchester United. Abi ama şöyle şeyde açıklama yaptılar. Financial Fair Play'in dişlerini gördük bu sefer diye. 250 bin euro ile açıklama bu. Neyse ya ben şeyi soracağım. Şimdi tamam hadi Financial Fair Play kısmında %100 katılıyorum da. Abi şimdi Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Kulüpler biliyorsun bonservis vermeyi tercih etmiyorlar. Yok çünkü öyle bir para. O bonservisi de kulübe ödemen gerekiyor belli bir şey sayısında. Neden maaşa abanılıyor tırnak içinde? Ona taksit ödüyorsun. Bir yerden sonra ödemezsen de o işi biraz daha uzatabiliyorsun. Gerçeği bu. Sonra bunları da ödeyemiyorlar. Bu cezalar bu yüzden geliyor. Değil mi? Tabii canım. Zaten bu Financial Fair Play'in futbola en büyük zararı. Türk futbolunun en büyük zararı bu. Şimdi adam diyor ki bir tane adam buldu. 10 milyon euro bonservisi var. 1 milyon euro yıllık ücreti var.
Ben bunu alsam diyor, bu sene Financial Fair Play 11 milyon euro yazacak buna diyor. Ya ben bunu alacağım o diyor. 32 yaşında bedelsiz. Şunu alayım kafamda rahat edeyim. 3,5'a diyor yıllık bunu bağlayayım diyor. Ya bağlıyorsun da. Bir, 10 milyon aldığın adamı seneye 20'ye satarsın. İşte çıkışı yok. Sen o kar etmeyi engelliyor UEFA. Bir, tabii, iki, 3,5 yıllık verdiğin adama imza parası veriyorsun. Hı. Kaldı ki 3,5 verdiğin için yarın göndermek istesen adamı, adama 3,5 veren kimse olmadığı için sana kalıyor o maaşı da. Hı. Evet. Yani 3 sene 3,5 vermeyi bir kere 10 vermekten daha Financial Fair Play iyi gösterdiği için kulüpler sürekli bu şekilde zarar etmeye devam ediyor. Bu dediğin doğru da o para da yok aslında. O da farklı bir gerçek. Ya para şimdi yok ama şöyle düşün. Büyükler için konuşmuyorum ha. Mesela Ankara Gücü ayarından bahsedelim. Eğer böyle yani Ankara Gücü ayarındaki takımların zaten derdi hiçbir zaman iyi topçu alayım da satayım değil. Onlar her zaman yani o seneyi kurtarayım, bu sene kümede aynen kalalım gibi mesela olduğu için. Mesela o zaten. Onların zaten Financial Fair Play onları çok etkilemiyor. Onlar yani mevcuta maaşını ödesin, o adam kârda zaten. Ama ödemiyorlar o maaşları. Tabii işte orada zaten en büyük sıkıntılar onlar. Ama büyük kulüpler yatırım transferlerini bu Financial Fair Play meselesi yüzünden hep erteliyorlar. Doğru. O da bir kısır döngü yaratıyor. Evet. Ona giremediğin için hep öyle devam etmen gerekiyor. Giremediğin için de kimseyi satamıyorsun. Satmadığın için alamıyorsun. Evet. Almadığın için yine bonservissiz ve korkunç maaşlı adamlara o paraları ödemeye devam ediyorsun. Sonra borçlar tırmanıyor. Fenerbahçe futbolcusu diye bir şey oluştu. Evet. Mesela şimdi her maçı izleniyor. Diğer mesela Galatasaray, Beşiktaş'tan çıkan oyunculara göre ön yargı daha topçu tırnak içinde olabileceği yönünde. Çünkü evet, bu iş böyle basamak basamak. Ve Fenerbahçe bunu tek Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadan, tek evet, şampiyonluk kazanmadan evet, yaptı. Ve Türkiye'de büyük turnuvalarda boy göstermemesine rağmen yaptı. Doğru. Yani büyük Fenerbahçe'nin Elif Elmas'ı, Kim Min-jae'yi, onu bunu bu kadar Altay Bayındır'ı bilmem neyi herkesi yollayabilmesi, işte bu bonservisle alalım daha yükseğine satarız. Bonservisli düşük maaşlı adam kovalayalım stratejisinin sonu ve bugün sonu ve bugün Fenerbahçe'nin hali ortada. Evet. Fenerbahçe'ye bak, Beşiktaş'a bak. Son 5 senede 6 senede Beşiktaş çok daha başarılı. Çok daha fazla Şampiyonlar Ligi'ni oynamış. Çok daha fazla Şampiyonlar Ligi geliri almış. Ama Beşiktaş'ın kadrosunun kadro değerine bak. Fenerbahçe'nin kadrosunun kadro değerine bak. Hı. Olay sadece birinin başkanı Rami Koç'un oğlu diye değil. Bir yerde bir strateji yapılmış. Evet. Yani al sata dönülmüş. Ya, şeyde, Avrupa kulüplerine Ali Koç para veriyordu transfer yapsın diye. İşte böyle bir iddia da vardı. Ama bu iddianın şimdi, şeyliği... Hayır şimdi bu iddianın... Elif, böyle bir iddia vardı. Elif Elmas'a hepimiz şaşırdık bunu şimdi. İnkar. Elif Elmas'ın gittiği paraya evet, ben şaşırdım. Benim evet, hayatım bu iş. Her maçı izliyorum. Elif Elmas'a ben haksızmışım. Peki kabul ediyorum. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bu arada şöyle söyleyeyim. Yine evet, tamamen haksız olunduğunu düşünmüyorum o dönem için. Ama şuna inanıyorum. O dönemde buna inanıyordum. Hala da buna inanıyorum. Ali Koç Napoli kulübüne ya ben size alttan işte 200 bin tane buzdolabı vereyim siz de Elif Elmas'ı alın demiyor. Ama menajerlerle doğru ilişkileri kurarsan Elif Elmas'ı Napoli'ye de yollarsın. Bir sene önce Feyenoord'da parlamış Szymanski'yi sen çekersin. Tadic'i uçağa binecekken sen ikna edersin. Ali Koç'un Fenerbahçe'de yaptığı en doğru iş aslında bu menajer ilişkilerini doğru kurmak. Beşiktaş kulübünün en zorlandığı şey pazarlama. Çünkü niye? Bütün o şeyle oyuncu al sat yapan o işte Avrupa'daki büyük ekiple arasında bir işte onun 200 bin alacağı var, bunun 300 bin alacağı var. Ona topçunu alacaksın demişsin, son dakika almamışsın. Bir güven problemi olduğu için adam senin topçunu pazarlamıyor. Tabii. En büyük sıkıntı bu ilişkilerin yeniden onarılması zaten. Bu ilişkiler yeniden onarıldığı gün kulüp daha iyi bir yere gelir. Mesela Galatasaray kulübü Igor Tudor'u kovup Fatih Terim'le şampiyon olduğu sene bu Belandaların falan hepsinin menajeri tek bir adamdı. Şey Davila. Davila. Mesela Davila ile ilişkisi çok iyi başladı. Galatasaray o sene inanılmaz bir kadro kurdu. Galatasaray şampiyon oldu. Sonra ilişki hafif toksik bir ilişkiye döndüğü ama Davila öyledir. Takdirde... Başka kulüpler de çekti Davila'dan. Ama işte bak. Değil mi? O işi toksik bir ilişkiye, o ilişkiyi toksik bir ilişkiye götüren de senin seçimlerin. Kesinlikle. Ama o kadro da biraz pahalıya kurulmadı mı sanki? Ben çünkü daha pahalıya kurulan bir kadro da biliyorum. Yani hayır şöyle. yıllar boyunca Belandalı, Fegoli'nin maaşları. Belandalı, Fegoli kadrolu şampiyon oldu ama daha pahalı dediğin gibi Seri Lenzonzi'li kadro hiçbir şey yapamadı mesela. Yani orada sorun biz Galatasaray işte o dönem birkaç yıldır şampiyon olamıyor. Bizim artık şampiyon olmamız lazım. Bizim yatırım yapmamız lazım. Abicim sen de çok ensesi kalın bir abiye benziyorsun. Hadi biz bu kadroyu kuralım iş oldu ve tabii, kuruldu yani. Bir adamdan çıkamamak, bir adama bazen bir adamı alamamak anlamına gelir ve kaçırdığın bir şey olur. Ve bu ilişki yüzünden olur. Aslında dünyadaki en büyük kulüplere baktığında
böyle çalışan çok büyük kulüpler de var. Ama top 10 genelde işine ne gelirse onu yapıyor. Sen o seviyede değilsin. Biraz muhtaç olduğun bir kısım da var buna. Mutlaka. Gerçek bu yani. Çünkü adam istemezse gelmez. Senin kulübün bir ne olursa olsun Chelsea cazibesinde değil abi. Bu gerçeğin farkında olalım yani. Şey anla, sportif başarı arıyorsan. Başka konular arıyorsan çok cazip olduğumuz noktalar var. Bence 1 milyon euro üstü kazanan bir adam için en iyi şehir İstanbul. Olabilir. Doğru. Var mı başka öneriniz? Ya denkleme nelere... Dünyada nereleri gördük? 1 milyon euro ile yaşarız dediğimiz. Ben mesela Avrupa'da birçok yeri gördüm. 1 milyon euroya sıkılırsın. 100 bin euro yeter mesela. Avrupa'daki birçok şehir için 100 bin euroya çok kaliteli yaşarsın. Kuralların esnenebilmesinden mi yola çıkıyoruz? Yani mesela o da var yani. Hayır yani paranın... Mesela bence en iyi şehir İstanbul. Ne yaparsın 1 milyon euro ile İstanbul'da? Ne yapmazsın? Her şeyi yapabilirim. Ne yapıyorsa onu yaparım. Hayır yani. Hayır. Hayır şöyle mesela... 1 milyon euro üstü kazancı olan bir adam dünyada yapabileceği neyi İstanbul'da? Kumar oynayamaz. Kumar oynayamaz evet. Futbolcular için önemli bu arada. Kumar da oynuyorlardır yani. Oynuyorlardır. En kötü Gürcistan çok uzak değil. Ya da Kıbrıs. Kıbrıs'a gidiyordur. Kıbrıs'a gider tabii. Ya Serdar Ortaç mesela her kumar oynamak istediği zaman buradan Kıbrıs'a mı gidiyor? Yok onun ekibi var. O çok zenginlerin bir... Ekibi yani vardır hep onların. Hep beraber bir kumar oynayalım. Alpaçın ekibi vardır. Vardır. Acarkent'i gördüm geçen gün. Söylentiler enteresan Acarkent'le. Şöyle düşündüm. Yani mesela çok zenginsin. Ve Acarkent'te ev aldın. Acarkent'te yaşıyorsun. Ama mesela her gün Beykoz'a mı dönüyorsun? Evet. Yani o tek şerit yoldan mı gidiyorsun yani? O mesela bana korkunç geldi. Yani bu paranla rezil olmak berbat bir yol. O tek şerit. Ve uzun süre tek şerit gidiyorsun. Acarkent'te yaşamanın mantığını anlayamadım ya. Fenerbahçe Brezilyalıları Samandıra'da. Ama yine de o... Ya ben mesela bir futbolcu bir arkadaşım var. Onun evine gitmiştim. Böyle gözden uzak olsun diye böyle hani yakasını söylemeyeyim. Topçuyu çok belki ayan beyan belli ederiz. Semti söylemeyeyim. Abi gözden uzak olsun diye bizi bir yere getirdi. Oğlum dedim burada dağdan ayı yiyelim seni öldürse yani biz bunu kulübe nasıl açıklarız? Yani futbolcuyu ayı yediği... Menajerin, arkadaşların bunu insanlara nasıl açık? Abi dedi böyle iyiyiz dedi ya. Şehirden uzak, insanlardan uzak dedi. Bir villa tutmuş. Villanın bahçesinde bir köpek var. Bir köpek var. Bir arkadaşım var. Bir de yancısı bir çocuk var. Arkadaşım öyle. Yemin ederim o çevrede başka hiçbir insan yaşamıyor. Sadece hayvanlar var. Orman var. Korkunç bir orman. Ya her şey iner ormandan. Ya oğlum dedim git şehir içinde bir yer tut yani edebinle magazine yakalan dedim ya böyle yaşanılır mı ya yani berbat yerler. Futbolcular o şeyleri çok var. Çok önem veriyorlar ya. Kemerburgaz'a giderim ya Kemerburgaz'a bir gidiyorsun kardeşim bambaşka bir yere geldi hoş geldin yeni bir şehir ya. Tabii. Kemerburgaz'da işte biraz muhabbet ediyorsun şey oluyor. İşte sen nerede yaşıyorsun ben diyorum işte ben Beşiktaş'ta yaşıyorum. Abi çok şehrin içindesin. Abi zaten bu amaçla gelmedik mi buraya? Yani İstanbul'da yaşayalım diye buraya gelmedik. Hani özür dilerim yani arada böyle boğazı görüyoruz. Evet değil mi? Yoldan doğru. Geçerken bir köprü falan evet. Gördüm. Adam mesela zenginler de ona tiksinme başladı. Öyle mi? Tabii mesela oturuyorsun bir sohbet ediyorsun. Araba görmeyecek. Siz nerede yani. Yaşıyorsunuz diyor adam. İşte diyorsun kağıthane. Surat büzme baş. Abi bu İstanbul'da yaşayalım diye buraya gelmedik mi yani? Bizzat kağıthane ve Şişli için gelmedik mi buraya? Millet şeyi seviyor yani. Siz nerede yaşıyorsunuz? Biz Sarıyer ama korkmayın. Çok da içinde değil. Çok uzak bir Sarıyer yani. En köşe hani o kuzeyde öyle bir çıkıntı var ya o bizim evimiz. Bilmem ne köy. Ne köyü? Garipçe. Oralar onu deyince millet bayılıyor. Aa diyor. Orada diyor elektrik yok değil mi? Yok diyorsun gelmedi. Oh. O kadar mutlu oluyor Kerim. Of diyor orada şehrin hayhuyundan o kadar uzak ki. Ya diyorsun internet kablosu döşememişler abla. Bunun diyorsun ya bunun övülecek bir şeyi yok bunun ya. Kemerburgaz'a gittim bir gün. Kemerburgaz'da meşhur bir yer var. Adını vermeyeyim. Belki Cüneyt Bey çok gidiyordur. Sıkıntı yaşamasın. Abi gittik kapısına tamam mı? Bir giriş kapısı var şöyle bir de çıkış kapısı var. Ben de ehliyet yeni aldım. Yani çok iyi bir şoförlüğüm yok. Çıkış kapısı açık da oradan girmişim. Güvenlik bizi durdurdu. Yani lüks bir içerisi, lüks bir yer yani. İşte golf molf oynanıyor, bilmem ne yapılıyor.
lüks. Biz de bir görelim diye geldik. Yani bir kahve içelim, bir de buraları görelim diye geldik. Yere artık böyle... Abi herif zaten dedi ki ya bu herif dedi çıkıştan girdi. Hani arabadan lüks bir araba değil. Yani ortalama altı bir araba. Biraz da böyle beni süzdü. İşte yağmuru süzdü falan. Kapalı dedi ya. Şu an dedi kapalıyız dedi. Tamam mı? Kapalıyız dedi. Biz yağmurla çok üzüldük. Tamam mı? Dedik ya. Şans ya. Bu kadar da yol geldik. Çünkü 1,5 saattir yoldayız. Biz İstanbul'da yaşıyorduk. Buraya gelmek için 1,5 saat yol geldik. Dönüşte bir markete uğradık. İşte oradan içi peynirli jalapeno baktık. O da yoktu. Yani ondan sonra oradan da çıktık. Sonra ertesi gün bir arkadaşla çift buluşması yaptık. Çocuklar dedi ki biz dün dediler oradaydık. Abi kapalı değilmiş. Herif bizi süzüyor. Benim o çıkıştan çok girişime üzücü. Bakıyor ve herif diyor ki ya bunlar buraya rahatsızlık vermeye geldi diyor. Ve adam diğer zenginler rahatsız olmasın diye beni almıyor. Yani Cüneyt Özdemir golf oynarken ya bunu görür ve rahatsız olur ve vuruşunu kötü yapar diye. Değil mi? Beni sokmama kadar alıyorlar. Ve biz geri döndük abi ve o kadar saf temiz üzüldük ki yolda ben şey diyorum ya üzülme işte tadilat varmış bitince gideriz. İşte Yağmur diyor ki ya diyor 3 ay sürecekmiş tadilat. Açık mesela içerideler eğleniyorlar. Biz dışarıda şey diyoruz iyi oldu bak buraya kadar da geldik evleri gördük. Ya o kadar üzülmüştüm ki oradaki güvenlik beyefendi de biliyorsunuz siz oranın nere olduğunu dinliyorsanız şu an. Ben Acerkent'e de tersten girdim bu arada. Ona da çıkıştan girdim. Öyle mi? Ben Acerkent'e girdim bir arkadaşımla buluşacaktım. Adam dedi ki tamam dedi güvenliği arıyorum. Güvenliği ara ama ben içerideyim dedim. Nasıl abi? Ama o zaman bir güvenlik dedim. Zaafı da var orada. Bunu kesin keselim de %100 var yani. Acerkent'e ben ters hani biri çıkarken oradan girdim. Biri dur dese dururdum kardeşim. Ya kimse yani. Dur demedi yani. Ben devam ettim yoluma. Ben içerideyim onu dedim. Sen bana caddeyi söyle. Acar kendin içinde Acun Sokak var mesela. Acun Ilıcalı Sokak mı? Acun Sokak mı? Öyle bir yer var. Orada insan şey düşünüyor. Ulan acaba hepsi mi Acun Ilıcalı'nın? Komple burayı aldı mı diye öyle bir his geliyor. Mesela biliyorum ki Burak Yılmaz'ın bir evi var orada. Mesela Emre Belezoğlu'nun da evi var. Şimdi son konumuza geçiyoruz. Z kuşağının futbolu olan ilgisizliği. Bunu da aslında kendi etrafınızdan da belki görüyorsunuzdur. İstatistikler de bu yönde. Sizce bunun sebepleri neler? Aslında bunu son konu olarak masaya yatırmak istiyorum. Ya abi ben YouTube'da yayın yapıyorum. Aslında biraz hani Z kuşağını ve futbola en yakın adamlardan biriyim internet üzerindeki. Hani yorumlara bakıyorum bilmem ne. Bir kere şunu görüyorum. Bir, ilgi gerçekten az genç insanlarda. Bunun sebebi hem bir ortam. Çünkü bir oyun oynanıyor ve sen o oyunun gerçekten sahada oynandığına insanları oynanmadığına ikna etmeye çalışıyorsun. O zaman izleyen genç insanda şöyle bir şey oluyor. Okey ben Fenerbahçeliyim ama ben Fenerbahçe'nin bu maçını izlesem ya da bu transferine sevinsem ne olacak ki? Fenerbahçe zaten şampiyon yapılmayacaksa sonunda. O zaman burada bu 90 dakikamı harcamanın bir anlamı yok. O zaman bir yarım saat TikTok'a bakayım. Daha keyif alırım diyor. Ya futbolun 60 dakika olup 30-30 dakikanın durarak oynanması lazım. Atıyorum taçın ayakla da atılması lazım. Hızlı bir şekilde ayakla başlatılması lazım. İşte penaltıda yeni bir şey getirilmesi lazım. Yani gençleri de bu işin içine sokacak, işi daha kompakt yapacak, tak 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 yapacak bir şeyler bulman lazım. Ya da mesela hücum süresi gibi bir şey olması lazım. Yani bu işe gençleri yeniden sokabileceğin formüller bulman lazım. Bu dünya için çözümü. Maalesef sporda şuna döndü. Biz insanları bir şeyi sevmekle bir araya getiremiyoruz. O zaman bir şeyden nefret etmekle bir araya getirelim. Yani sevilecek bir şey yaratamıyoruz. O zaman nefret edilecek şeyler yaratmalıyız. Mesela neyiz? Biz Galatasaray yönetimiyiz. Galatasaray'a karşı sevgi yaratamıyorsak Galatasaray'ın rakiplerine karşı bir nefret yaratıp orada insanları konsolide etmeliyiz. Fenerbahçe'yiz böyle. Beşiktaş'ız böyle. Nefrette insanları birleştirmek. Biraz şey tarafı da mesela var. Mesela bugün özür dilerim. Sosyal medyada da en çok yürüyen şey bu. Ben Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum. Şahane bir oyuncu. İyi ki onu izlemişiz. Çok artık basit ve değersiz duruyor bu laf. Ama Messi'den tiksiniyorum. Aşağılık herif. Ona verilen bütün ödüller yalan dolan. Pis herif. Bunun yemediği halt yok zaten. Vergi kaçakçısı falan filan yazsan bu mesela inanılmaz yürüyor. Ronaldo'yu seven insanları Ronaldo'yu seviyorum diyerek bir araya getiremiyorsun ama Messi'den tiksiniyorum diyerek bir araya getirebiliyorsun. Doğru. Bu bugünün özeti. Bu siyasette de böyle.
dün bir işte paylaşım yaptım. Bir şaka yaptım yani. Bu Arda Turan'ların Seçil Erzan'larla olan muhabbetlerinden dolayı. Arda Turan'ın kişisel beyanı var. Ben bu kadar para verdim. Paramı geri alamadım. Ben de bununla ilgili bir şaka yaptım. Denizbank'tan sonra Ziraat'ten de boş dönüyor dedim. Abi inanılmaz bir hakaret küfür ve hakaret küfür eden adamlara bakıyorum. Ya kardeşim burada bir fon aracılığıyla vergisiz, kaçak yoldan, kağıtsız, küreksiz bir para kazanılmaya çalışılmış. Bunu adam itiraf ediyor zaten. Adam diyor ki ben bu işin mağduruyum ama bir yandan da böyle bir işe girdik. Evet ama ben bu işin de mağduruyum diyor. Adamın itirafı zaten bu. Sen evinde oturuyorsun, senin evinde yarım kilo kıyma yok ve sen milyon dolarları vergisiz, kağıtsız kazanmaya çalışan adamı can hıraş bir şekilde bana küfür ederek ve bir yandan da bir hakaret davası yiyip bir 15-20'lik olarak korumaya çalışıyorsun milyon dolarlık adamı. İşte bugünü sosyal medyasını en iyi anlatan aptallık bu. Yani ulan sana ne? Yani Arda Turan şu şaka yoksa falan. Sınarın ağzına düştük olur. Herif inanılmaz bir öfke. Nasıl böyle bir şey dersin? Kaptan demek ki size iyi yapmış zamanında. Ya kardeşim bana bir şey yapmamış. Sana yapmış. Adam vergisiz milyonlarca dolar para kazanmaya çalışıyor. Ve senin evinde yarım kilo kıyma yok. Sence kaptan sana mı yapmış, bana mı yapmış? Yani burada konuşması gereken sadece bir taraftar grubu mu? Yoksa halk olarak şunu mu demeliyiz? Vergisiz kazanç sağlamaya çalışıp, yasa dışı yollarla kağıtsız küreksiz bir para almaya çalışan insanlar yanlış yapmıştır deyip bununla alay mı etmeliyiz hep beraber? Yoksa biz bunların tuttuğu takıma göre, oynadığı futbol kulübüne göre hakkımız yenmesine rağmen toplum olarak savunmaya mı geçmeliyiz? Ya mesele bu zaten. Ha bu arada Galatasaray üzerinde bir şey değil. Değil canım ben de yani şey... Yani yarın Fenerbahçeli bir futbolcunun da böyle bir şey çıksa Fenerbahçeliler başlayacak. Siz Fenerbahçe düşmanısınız bilmem nesiniz. Ya kardeşim inanılmaz kör fanatizm var. Yani ve içerik üretmek inanılmaz zor. İnsanlar bana diyorlar ki ya sen 200-300 izlenirken daha fazla şaka yapıyordun. Abi şimdi nasıl bir yapayım? Tane Ziraat Denizbank yaptık dünden beri. Mahvoldum yani. Telefon susmuyor anladın mı? Bu işi biraz küfür fazla de. Ciddiye almıyor muyuz ya? Yani adam mesela şunu söylüyor. Mesela dün geçen günlerde bir şey oldu. Bakasetas ayrılmak istiyor Trabzonspor'dan. Ben de işte ağrım var demiş maça çıkma. Ben dedim ki ben bilirim o ağrıları dedim. Ya ayrılmak istiyor demek yani bu. Ki zaten bugün de Panathinaikos'la anlaştı bu arada. Anlaştı mı? Tabii. Ya belli anlaştı gidecek mi? Yani ağrım var. Anlaştı o... mı sen söyle. Benim uçağım var ağrısı o. Benim uçağım var iki güne. Beni o çok oynatmayın ağrısı o. Abi ben bilirim o ağrıları yazdım. Abi linç yiyorum ya. Ya kardeşim ben senin takımında bile isteye sahaya çıkmayan adamın bile isteye sahaya çıkmadığını söylüyorum. Ve senin bizzat tuttuğun takımın avantajına bir şey söylüyorum. Sizin yanınızdayım yani. Oh ne güzel çıkmıyor demiyorum ki. Ben bilirim o ağrıları yalan yapıyor diyorum. Yani sana hakkını savunuyorum. Ve sen alıntıda bana sövüyorsun kardeşim ya. Bu kadar aptal kör fanatik olunur mu ya? Bence hem yöneticilerin bunu veriyor olması, taraftarların da bunu istiyor olması şu an en üzücü şey. Bunu besleyen iki kurum var. Bir, nefret etrafında insanları toplamaya çalışan yöneticiler. İki, içerik üreticileri. Hı hı. Yani bugün YouTube'da şöyle kanallar var. Merhaba arkadaşlar, biz Fenerbahçeliyiz. Biz sadece Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'nin hakları, Fenerbahçe, ley ley ley, lay lay lay, Galatasaray berbattır ve her sene bir küme daha düşürmelidir. Beşiktaş da onunla beraber küme düştürürse ne güzel olur. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. He. Böyle YouTube kanalı var mesela. Heriflerin hayatı bu. Galatasaraylısı da var. Bunun Beşiktaşlısı da var. Çünkü bir karşılığı da var. Karşılığı var. Şimdi adam istiyor ki benim kanalım çok izlensin. Ben çok ilgi göreyim ve çok like alayım. Nasıl olacak bu? O zaman herkesin Galatasaray'dan Fenerbahçe'den nefret etmesi lazım. Beşiktaşlı için böyle. Fenerbahçeli için başka bir şey. Ben mesela öyle bir YouTube kanalı hiçbir zaman götürmedim. Ben her zaman dedim ki kardeşim ben Beşiktaşlıyım. Ben Galatasaray Fenerbahçe kaybedince Avrupa maçı bile olsak büyük keyif alan bir adamım. Bunu açık açık söyledim. Hiç böyle hani ey yama ah be nasıl kaybeder Galatasaray Bayern'e tüh çıkamadı gruptan falan makarasını yapıyoruz kanalda. Tabii canım. Benim hiç umurumda olmaz ülke puanı falan. Hazır konu Beşiktaş'tan açılmışken sizden Beşiktaş tarihinin en kötü 11'ini dizmenizi isteyeceğiz. Diziliş 4-4-2 mi olsun? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Yani. İki forvet atalım. Bir de kafandaki kurguya göre bence diz. Şurada daha kötü oyuncular var. Herhalde 4 forvet koymak durumunda. Öyle. 4-2-4 durumunda kaldık takımın. Kale kesin Karius. Stoperlerden biri Amarty. %100 Amarty. İnanılmaz bir performans ama. Diğeri büyük ihtimalle... Simon Simons.
Baki Mercimek diyeceğim. Yani. Hakikaten izlediğim spora dair en kötü şey olabilir Baki Mercimek. Vücut sağlığına bile kötü gelen bir adam diye. Sol beki buldum ya. Sol açığa yazalım ama bunu. Ekrem Dağ olabilir. Ama Fener'e inanılmaz bir golü var Ekrem Dağ'ın da. Benim aklıma Diaby geldi. Aa, Diaby var ya. Diaby'yi sağ açığa yazalım ya. İnanılmazdı Diaby. Ama Diaby'yi de severdim ya. Pendik'te. Pendik düşüyor işte. Diaby önderliğinde. Orta sağ merkez. Onana. %100 Onana. Dentinho falan iyi. Onana vardı. Onana'nın yanında kim olur? Beşiktaş tarihinin en kötü orta sahası. Merkez. Kim gelir oraya? Bu arada sol bek İsmail Köybaşı ya. Şu an geldi. İsmail Köybaşı hakikaten kanımı çeken bir hatırlama oldu. Keşke hatırlamasaydım dediğim. Beşiktaş'ta bir tane berbat stoper vardı. Amartey'in yanına onu koyacağım da. O tam Schildenfeld olabilir. Aa şey çık, bir gözü zayıf. Öyle demeyeyim dedim. Yok ya şey en kötüsü hakikaten Schildenfeld. Şey yerine Schildenfeld yazalım. Baki Mercek'ten Baki'yi silelim ya, Baki'yi silelim. O adam kördü ya. Yani Baki en azından görüyordu. Onana'nın yanına çok kötü bir adam. Ne kadar kötü bir adamsın sen, lig bir adam. Kola Turka reklamı. En kötü Beşiktaşlar. Mesela o dönem Sisse vardı. Gayet iyi topçuydu. Sisse dönemi berbat bir adam. Orta saha. Aa Fink iyi vardı ya. Fink de fena değildi ama. Beşiktaş iyiymiş ya son yıllarda. Kötü orta saha yok bak, aklıma gelmedi. Ben bu kulüpten memnunum ya. Aa Jermaine Jones berbat bir adamdı. Konya'da maçı kaybettirdi. Düştü. Hakem faul vermedi. Boyd da Amerikalılar da pek şey. Tyler Boyd var abi. Diaby'yi silelim. Diaby'nin ben bir iki golünü hatırlıyorum ya. Altı pası da bıraktı. Tyler Boyd bir de hala bir problemler var galiba. Paramara Tyler Boyd'la davalıyız abi. Yani Tyler Boyd'u benim dava etmem gerekiyorken ne kadar kötü bir adam diye. En kötü forvetler. Burada şov yaparız ya. Forvette çok çıkıyor. Kötü forvet işinde zirve gibi kulüp geldi. Forvet, berbat forvet. Eneramo var. Eneramo abi. Eneramo'nun Beşiktaş'a transfer olduğundaki transfer fotoğrafı ameliyat odasında. Ameliyatlı o anda. Korkunç bir adamdı. Neler yaşadık ya. En kötü forvet Veysel Cihan. O kim, ben onu tanımıyorum. Ha hatırladım. Evet, evet. Yula dedim işte. Yula, o dönemin adamı zaten de ben Yula'yı severdim. Ondan koymadım Yula'yı. Biraz pozitif ayrımcılık oldu Yula'ya. Biraz duygusal da olacak ya. Sağ bek Fatih Sonkaya abi. Bak, o Veysel Cihan falan deyince geldi kötüler. O bendeki bir yerli hani Veysel Cihan'ın yanında duruyormuş zaten. Kolaya bağlı bardak gibi geldi Fatih Sonkaya. Of. İçim çekildi ya. Bir 8 numara. 8 numara. 10 da olur. 8, 6, 6 da olur yani. Evet. Orta sahamız eksik. 8 numara. 10 numara da olur. Jones dedi. Jermaine Jones yok ya. Jermaine Jones'u koymayalım. İyi bir insandı. Burada Galatasaray'a gol attı. Schalke formasıyla. Doğru. Bir de iki Amerikalı koymayalım. Bir yeter mi şimdi? Orta Doğu'da da bir sürü sıkıntı var. Her gün dinliyoruz işte Cüneyt Özdemir YouTube kanalında. Çok hedef gösterme gibi olur. Tabata olabilir ya. Kafamda Tabata var yani. Aa, Tabata parasının kötüydü ya. Karşılığını Tabata veremedi. Tabata kötüydü ya. Hakikaten kötüydü. Tabata olabilir. Bu arada bu kadro büyük ihtimalle çok yanlış oldu. Şu an yani ilk aklımıza gelenlerden yaptık. Bu kadronun daha kötüsünü yorumlarda bekliyoruz. Fırfır Yok'un birinci bölümüydü bu. İlk bir formata başladık. Umarım hayırlı olur. Tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Formatınız hayırlı uğurlu olsun. Nice başarılara keyifle izleyeceğiz bu formatın önümüzdeki bölümlerini. Mutlaka bir daha bekliyoruz. Her zaman, ne zaman isterseniz. İyi, kapatıyoruz o zaman. Kapatalım. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler izlediğiniz için. Haftaya başka konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Yanlış kapadım. Öyle mi? Evet. Bu format kapanmıyor. Bu formatı konuklar kapıyor. Fırfır Yok'un ilk bölümü sona erdi. İkinci bölümde ben yokum ama mutlaka onu da izleyin. Güzel oldu. Güzel, aynen bende de. Abi çok teşekkür ederiz. Ben vallahi teşekkür ederim. Vallahi keyif aldım.